Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar ben Cübbesiz Mahmut. Kasım 2020 videolarına devam ediyoruz. Videomuzun konusu cübbeli ve sarıklı alim serisi böyle bir takım tasavvuf ve ehli sünnet ve nakşibendi alimlerinin halay çekerken halay başının elinde neden mendil yok? Bunun cevabını da genç hocamızdan bekliyorum. Genç hocamız tevil konusunda kendisi maşallah çok iyi. Kendinden emin bir şekilde her şeyi savunabiliyor. Açın Mercedes'i havuzu nasıl savunduğunu dinleyin. Harika tespitleri var. Şimdi bir de tabii işine gelenler var. Mesela Selefileri eleştiriyor. Nakşibendi tasavvufsa onları savunuyor. Şimdi genç hocamızın tevilini bekliyoruz. Bu halay çekenlerin, tabi hadisi mutlaka vardır. Hadissiz, sünnetsiz böyle bir şey yapmazlar. Bir gün Resul Muhammed Urfa'ya geldiğinde halay çekerken dedi ki diye bir hadis uydururlarsa şaşırmayın. Bakalım şimdi önce halayımızı görelim, sonra da genç hocamıza soralım. En baştaki halay başının elinde neden mendil yok? Buyurun. Şöyle. Gula mele gula zere meydane meydane varisi peygambere dermane dermane ketimle o bahçe gula seyrane seyrane arkadaşlar. Siz çevirir çevirir tekrar dinlersiniz. Bizim örfümüzdür halk oyunları. Kesinlikle güzeldir. Örfümüzdür. Ama dininizi eğlence ve oyun aracı yapmayın ayetini hatırlarsanız lütfen lütfen bu ağırlığınızı koruyun. Genç hocaya da tavsiyemdir. Bunu da savunacaksa yani bunu da tırnak içinde beğenecekse arkasına da geçerli delillerini koyacaktır mutlaka. Ama lütfen diğer çevrelerindeki insanlarla kol kola girdikleri insanlara bir bakın. Hem diyeceksiniz ki cübbe ve sarık peygamberin sünnetidir. Sünneti inkar adamı dinden çıkartır. Niçin böyle yapıyorsunuz kardeşim? Nedir bu takım elbise diyeceksin. Ya da diyeceksin ki biz hem halay çekeriz hem zikir çekeriz diyeceksin. İkisini de yaparız diyeceksin. Ama lütfen lütfen yaptığınız bu şeylerin arkasına hadis diyerek peygambere iftira atmayın. Lütfen örfse örf deyin, anane ise anane deyin ama hayatınızın içindeki bu örfi şeylerle dini şeyleri birbirinden lütfen ayırın. Selam ve dua edin.